Merhabalar. İncelediğimiz ev, şu anda karşımızda duran ev, Emirhan Prefabriğin yapmış olduğu gerçekten kaliteli ve benim de içini gezerken çok hoşuma giden bir model arkadaşlar. Bu ev 3 artı 1 ev seçeneği. Yani geniş bir ev isteyenler için örnek bir modeldir. Ev 100 metrekare, net 100 metrekare kullanım alanı ve 17 metrekarede verandadan oluşuyor. Çok geniş bir veranda. İçerisindeki özel malzemeleri de yine size göstereceğim. Şimdi evin etrafını geziyoruz. Beyaz ve gri renkte tonlar seçildi. Dış tarafında yine kaplama kullanıldı. Aydınlatma lambaları yine dışarıda. Ve burada çok büyük bir cumba da mevcut. Gerçekten şık bir karolajla da bu cumba süslenmiş. Wiener marka PVC doğrama kullanıldı. Emirhan Prefabriğin yapmış olduğu yerlerde hangi markayı tercih ederseniz o kullanılıyor. Burada Wiener marka tercih edildi. Bakın çok geniş bir veranda. 17 metrekare ve alüminyum doğramayla tamamen kaplanmış durumda. Yani kış bahçesi gibi kapalı balkon konumunda. Evin üst tarafından birleşim noktalarını görelim. Verandanın köşe tarafından harika bir manzara var arkadaşlar. Verandanın yan tarafından 5 basamaklık bir merdivenle bahçenin içerisinden doğrudan giriş bölümü de mevcut. Çatı noktasında birleşim noktalarını, galvaniz bölümlerini ve işçilik detaylarını görmeniz için bu tarafını da çekiyorum. Bu ev dediğim gibi 3 artı 1 ev seçeneği. Geniş bir model. İçerisinde gezdiğiniz zaman bunu fark ediyorsunuz rahatlıkla. Sineklikleri yapılmış. Üst bağlantı noktaları tamamlanmış durumda. Sandviç panel kullanıldı çatısında. Zeminde su basmanı yapılmış durumda. Burası evin arka tarafı. Şu şekilde göstereyim. Bahçenin diğer köşesine yakın olarak konumlandırıldı. Bakın birleşim noktalarındaki detayları görüyorsunuz. Şu anda kullanılan bir ev hali hazırda. Evet, sahibine teslim edilmiş durumda. Şimdi yan tarafı da alıp içeriye geçiyoruz. Arkadaşlar videoyu ilk defa izleyen izleyicilerimiz varsa lütfen kanala abonelik, beğeni ve paylaşma desteğinizi esirgemeyin. Daha çok modelin gelmesi için desteğinize ihtiyacımız var. Burası evin yan tarafı. Uzun pencereler kullanıldı. Sineklikleri ve karolajı takıldıktan sonra kullanıma sunuldu. Bakın cumbanın da bu tarafta çıkıntısı çok hoş. Hemen ardında da veranda geliyor. Üst tarafta birden fazla paça şeklinde çatıda daha göze hoş gelecek şekilde süslemeler yapıldı. Bakın 3 parça şeklinde burada çatıyı görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. 3 parça şeklinde görebilirsiniz. Şimdi evin içine geçelim. Evin giriş tarafında bu şekilde uzun bir sundurma kullanıldı. Bakın buradan evin girişine geliyoruz. Özellikle kapı modeli çok hoşuma gitti arkadaşlar. Göstereyim ben de size. Bakın çok şık bir renk seçimi yapılmış. Evet, şu şekilde gösterelim ve şimdi içeriye geçelim. İlk girişte kapıdan sonra küçük bir koridor var. L şeklinde bir koridor var. Buradan sol tarafta salon, karşıda tuvalet banyo, sağ tarafta 3 oda şeklinde konumlandırıldı. Bu arada 200 yıldan daha fazla bir antika. Koridordan geliyorsunuz. İleride önce salona, sağ tarafta da 3 tane odaya bakıyorsunuz. Arkadaşlar çok geniş bir ev ve çok geniş bir salona giriyoruz. Ve ayrıca çok da zevkli döşenmiş bir salon demeliyim. İçerisinde çok sayıda antika ürünler de var. Aynen bu şekilde olduğu gibi göstermeden geçemedim 300 yıllık ürünü. Ev tanıtıyoruz ama dikkatimi çekti. Evet, salonda bu şekilde büyüklükte ve sağ tarafta mutfak var arkadaşlar. Salondaki cumba çıkıntısını görelim. Cumba çıkıntısı burada
Yine kahve köşesi de 300 yıllık ürünlerle bir antika köşesi olmuş adeta. Burada gerçekten çok hoş bir manzara olmuş. Şu şekilde Cumba bölümünü görüyoruz. Ve salonun diğer tarafı çok geniş bir ev seçeneği bence. 100 metrekare ama kullanımda yani içini gezerken çok geniş olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Bakıyoruz. Şöyle genişten göstereyim salonu. Mutfak sol tarafta kalıyor. Şimdi mutfağı görelim. Arkadaşlar çok geniş bir mutfak modeli seçilmiş. Bayağı geniş. L şeklinde tezgahı bulunuyor. Kapakların üzerinde hoş motifler var. Şu şekilde siyah kulplar şık bir şekilde yerleştirilmiş. MDF ahşaptan yapıldı. Arka tarafında yine gri renkte prizler ve 3 boyutlu tuğla görünümlü fayanslar var. Burada da mermerit kullanıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ahşap gayet şey bir ahşap yani kaliteli bir malzeme. Çok şık bir mutfak dolabı. Hoş gerçekten. Şöyle yakından da göstereyim. Bayanlar özellikle burayı detaylı görmek istiyor. Bir kez daha şu şekilde gösteriyorum. Kapakların ve çekmecenin detaylarını görmeniz için. Bu mutfak dolabını ben beğendim. Muhtemelen sizin de çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şöyle tekrar gösteriyorum. Zemindeki laminat parkede alt tarafında yine mikrofiber şilteyle ve yalıtım malzemesiyle desteklenmiş durumda. Şimdi verandaya çıkalım. 17 metrelik dev verandanın dış tarafı PVC ile kapatılmış durumda. Burada da karolajlı ve sürgülü PVC'yi görüyorsunuz. İşçilik detayları gerçekten hoşuma gitti. Şu şekilde verandanın zemini yine seramik. Bu tarafta detaylarını görünüz. Evet. Gerçekten bayağı büyük. Yani koltuk, kanepe, her şey burada. Hani salon gibi kullanılabilir yani. O şekilde söyleyeyim. Yukarıda dekor detayları. İki tane led lamba. Yine burada tüm PVC'ler sürgülü. Tamamı açılabiliyor. Sürgülü şekilde. Ve tamamında sineklik de mevcut arkadaşlar. Bu taraftan da göstereyim verandayı. Çok geniş bir veranda seçeneği. Ev zaten geniş bir modeldi. Bu genişlik aynı şekilde detaylarıyla burada da devam ediyor arkadaşlar. İstediğiniz zaman da havalandırma için gayet güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Evet. Dışarıdan da gördük. Şu anda tuvalet banyoya geçelim. Beyaz klasik Amerikan panel kapı ve tuvalet banyo bölümünü görüyoruz. Standart modelin dışında bir model arkadaşlar. Özel tasarım yapıldı. Bu şekilde olması istendi. Normalde daha farklı standart model kullanıyorsunuz. 120-120 genişliğinde geniş bir duşakabin. Siyah karolajlı. Yağmur efektli. Burada duş başlıklarını da görüyorsunuz. Tamamen içerideki seramikle aynı şekilde, aynı renkte buralarda kaplanmış durumda. Bağlantı yerlerindeki işçilik detaylarını görebilirsiniz. Hani hata olabildiğince olmuyor. Olursa da zaten o şekilde teslim edilmiyor. Dikkat ediliyor işçiliğe, onu belirtmek istiyorum. Bakın çok büyük bir dolap. Alt tarafında çamaşır makinesi boşluğu. Burada da ceviz beyazın süper uyumu arkadaşlar. Gerçekten renkler çok yakışmış bence. Görüyoruz. Gayet yeterli ve şık bir banyo olmuş. Sağ taraftan girmiştik arkadaşlar. Arkamda kalan salonun çekimini yapmıştık. Bu arada salonun kapısı da 1,5 kapı. Yani bir tane soldaki ve yarım burada. Salonun girişi daha geniş yapıldı. Şimdi girişten bu tarafta da L koridorun diğer bacağındayız. Koridorda
Mavinin çok çok açığı bir ton kullanıldı. Bu şekilde sağda 2, solda 1 oda şeklinde. Soldaki odada ebeveyn banyosu da var. Şimdi onu da çekeceğiz hemen. Kısaca odaların büyüklüğünü gösteriyorum. Her odada Amerikan panel, beyaz kapı kullanıldı. Şık ve standart bir model. Odanın büyüklüğünü gösteriyorum. Çok fazla detay olmadığı için odaları hızlı geçiyorum. Çünkü birbirinin aynısı oda. Sıkılmayın. Lütfen kanala desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni tuşu, özellikle abone tuşuyla desteğinizi umuyorum arkadaşlar. Burada da yine PVC'ler aynı şekilde viner olarak yapıldı. Odayı bir de bu taraftan alayım. Büyüklüğünü görün. Evet. Şimdi diğer odaya geçelim. Arkadaşlar, bu oda son oda, sol tarafta kalıyor. Bu oda diğerlerine göre çok daha büyük, bir salon kadar var ve bu odada aynı zamanda ebeveyn banyosu da var. Diğer odalara göre neredeyse iki oda büyüklüğünde burası. Şöyle göstereyim. Bakın lütfen. Bu odanın ileri tarafında şimdi gördüğünüz kapıda ebeveyn banyosu. Şu şekilde ebeveyn banyosunu gösterelim. Üçüncü odanın ebeveyn banyosuna bakıyoruz. Burası son oda ve yatak odası aynı zamanda. Zeminler içerideki diğer banyo tuvaletle aynı renkte seramik ve bu seramikler gördüğünüz gibi yukarıya kadar devam ediyor. Karşı tarafta çerçevesiz bir model. Çerçevesiz banyo dolabı. Alt tarafta yine klasik bir malzeme görüyorsunuz. Duşakabinde aynalı model tercih edildi. Bakın, şimdi göstereyim. Burası klasik bir duşakabin. Genişliği de 2,5'a 1, pardon, 1,80'e 1 metre şeklinde küçük bir duşakabin. Burada bakın, aynalı model tercih edildi. Bence gayet şık, çok da güzel görünümlü bir model. Ben de tavsiye ederim. Aynalı model şık oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, evi son kez dışarıdan gösteriyorum. Lütfen kanala desteğinizi talep ediyorum büyümek için. Abonelik ve like desteğinizi, paylaşım desteğinizi. Bu evin fiyatını almak için görüşebileceğiniz iletişim numarasını videonun altında açıklamalar bölümünde belirtiyorum. Emirhan Prefabriğin yapmış olduğu bu evi İzmir'de siz de yaptırmak isterseniz buradan iletişime geçebilirsiniz. Emirhan Prefabriğin yaptığı evler İzmir'de yapılıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini paylaşayım. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş olalım. Evet. Şöyle köşeden alıyorum. Çok şık bir evdi arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Size de tavsiye ederim. Diğer videoya kadar sağlıcakla kalmanızı diliyorum.